Fizilalil Kur'an tefsiri, yazan, Seyyid Kutup, Şems Suresi 1. Bölüm. Bir güneşe ve onun ışığına. İki ardından gelmekte olan aya. Üç onu ortaya koyan gündüze. Dört onu bürüyen geceye. Beş göğe ve onu yapana. Altı yere ve onu yayana. Yüce Allah, bu varlıkların ve kainat tablolarının üstüne yemin ettiği gibi, ruhun üstüne, ona yetenekler verilmesinin ve iyilik ile kötülüğün ilham edilmesinin üstüne, yemin ediyor. Bu yemin ayette sıralanan yaratıklara büyük bir değer kazandırmaktadır. Ayrıca bu yeminden yararlansınlar ve, bu yaratıklar ne gibi değerler ve ne gibi anlamlara sahip ki Yüce Allah'ın kendi üzerlerine yemin etmesine uygun olmuşlar, diye düşünmeleri için insanların dikkatini bunların üstüne çeviriyor. Kainat sahneleri ve onun dış görüntüleri ile insan kalbi arasında kelimenin tam anlamı ile gizli bir dil vardır, insan kalbi bu dil ile fıtratın özünde ve duyguların derinliğinde tanışmıştır. Kainat tabloları ile insan ruhu arasında, karşılıklı etkileşim ve hiçbir ses ve hiçbir çığlık çıkmadan karşılıklı bir konuşma ve dertleşme vardır. Evet, kainat tabloları insan kalbi ile konuşurken, ruha ilham verirken, canlılığını yitirmemiş insan denen varlığa uygun bir hayat sunarken, hiçbir çığlık ve ses duyulmaz, insan o tablolarla yüz yüze gelirken, onlara yönelirken ve karışıklıklı dostluğu, konuşmayı, etkileşimi ve ilhamı yazarken hiçbir çığlık ve ses duyulmaz. Bunun için Kur'an-ı Kerim, insan kalbini çeşitli yerlerde, çeşitli üsluplarla kainat tablolarına yöneltir. Bazen doğrudan doğruya yapar bunu, bazen de, şu yaratıkların ve tabloların üstüne yemin edilmesinde olduğu gibi, dolaylı dokunuşlarla ve bunların arkalarından gelen gerçekleri bir çerçeveye koyarak, yapar. Bizler özellikle bu cüzde, bu tarz yönlendirme ve dokunuşları çok fazla gördük, insan kalbini duygu ve ilham istesin ve karşılıklı olarak anlaştıkları dil ile fısıldamış olduğu işaretleri, çevreye yaydığı konuşmaları kainattan alsın diye, kainata varıp konuşması için uyarmayan, bir tek sur yoktur. Burada güneşin ve aydınlığının üstüne insana ilhamlar veren bir yeminle ent içildiğini görmekteyiz. Evet, genel olarak güneşin ve özel olarak da onun ufuktan yükselip de kuşluk vaktine girdiği zamanı üstüne yemin edildiğini görmekteyiz. Çünkü güneşin en hoş ve en tatlı olduğu zaman kuşluk zamanıdır. Bu, kışın insanı ısıtan, canlandıran ve harekete geçiren, yazında sevimli bir ılıklığın yayıldığı, öğle sıcağının insanı bunaltmasından önceki parlak bir aydınlığın çevreyi kuşattığı andır. O halde güneş, kuşluk zamanı en sevimli ve en berrak anındadır. Bazıları ayet metninde yer alan duha sözcüğünün bütün bir günün tamamı anlamına geldiğini söylemişler ise de, biz bu sözcüğün akla ilk gelen anlamı olan kuşluk zamanı anlamında olduğunu kabul ediyor ve bu uzak anlama yönelmeyi gerekli görmüyoruz. Çünkü gördüğümüz gibi, kuşluk zamanının insan hayatında özel anlamları vardır. Ve biz yine burada güneşi izleyen ayın üstüne de yemin edildiğini görmekteyiz. Güneşin ardından hoş, şeffaf, parlak ve berrak ışığı ile doğan ayın üstüne yemin edildiğini görmekteyiz. Kuşkusuz insan kalbi ile, parlayan mehtap arasında eskiden beri süregelen bir dostluk ve bir sevgi bağı vardır, insanın iç alemine ve ruhunun derinliklerine işleyen vicdanın her noktasını kaplayan bir sevgidir bu. İnsanlar hemen iletişim kurar, yakınlaşır ve insan kalbi bu sevgi ile hangi durumda buluşursa buluşsun derhal silkinir ve kendine gelir. Mehtabın insan kalbine yönelik fısıltıları ve ilhamları vardır. Mehtap yaratıcıyı teşbih eder, her türlü eksikliklerden uzak olduğunu fısıldar durur. Ayın aydınlığında duygu yeteneğini yitirmemiş gönüller, neredeyse bu fısıltıları ve ilhamları duyar gibi olurlar, insan kalbi zaman zaman, mehtaplı bir gecede her yeri kuşatan nur ve aydınlık okyanusunda yüzdüğünü, kirlerinden arındığını, hisseder. Mehtaplı bu gecede susamışlığını tamamen giderir. Bu sevimli ışıkla kucaklaşır da o nurun içinde Yüce Allah'ın varlığı ile sükunet bulup huzura kavuşur. Sonra güneşi açığa çıkaran gündüzün üstüne yemin edilmektedir.
Ki bu da ayetin metninde geçen duha'nın bütün gün demek olmadığına, aksine günün özel bir zamanı olduğuna işaret etmektedir. Ayet metninde yer alan, onu ortaya çıkaran ifadesinde o zamiri daha önce geçen güneş sözcüğünün yerine kullanılmıştır. İlk akla gelen böyle olmasıdır. Ne var ki Kur'an'ın iması bu zamirin yeryüzü sözcüğü yerine kullanılmış olduğunu göstermektedir. Buna göre ayetin anlamı, yeryüzünü ortaya çıkaran gündüze yemin ederim, demek olur. Kur'an üslubunun tıpkı bunun gibi ifadelerin akışı içinde gizli, dolaylı çağrışımları vardır. Çünkü bu çağrışımlar insan hissi tarafından tanınmaktadır. Dolayısıyla Kur'an ifadesi bu çağrışımları gizlice hissettirir. Gündüz yeryüzünü açığa çıkarır ve gözler önüne serer. Gündüzün insan hayatında bilindiği gibi birçok etkileri vardır. Fakat insanoğlu her gün tekrar tekrar gelen gündüzün güzelliğini ve etkilerini unutabilir. İşte bu gibi hallerde gelen böylesi kısacık dokunuşlar insanı uyandırır ve bu büyük olayı düşünmeye teşvik eder. Onu örtüp bürüyen geceye, ifadesi de böyledir. Buradaki, bürüyüş, yukarıdaki, açığa çıkarışın karşıtı ve tersidir. Gece her şeyi bağrına basar ve bürüyüp gizler. Bu tablonun da insan ruhuna etkisi ve aynen gündüz gibi insan hayatında izleri vardır. Sonra da Yüce Allah, gökyüzünün ve onun kuruluşunun üstüne yemin etmekte ve, göğe ve onu yapana yemin ederim, buyurmaktadır. Ayet metninde geçen, ma, sözcüğü, başına geldiği fiil burada olduğu gibi mastar isme dönüştüren edatlardandır. Gökyüzü denince insanın aklına ilk gelen şey, nereye dönersek dönelim, içine yıldızların ve kendi yörüngelerinde yol alan yığın yığın serpiştirilmiş olduğu kubbe gibi tepemizde görmüş olduğumuz enginliktir. Gökyüzünün gerçek yüzünü ise kavramaktan aciziz. Bizim tepemizde birbirini tutmuş olarak gördüğümüz nesne, sistemi bozulmayan ve değişmeyen bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı gökyüzü değişmezliği ve birbirini tutmuş olması ile kurulma ve yapılma özelliğini elde eder. Ancak gökyüzü nasıl kurulmuştur, başını ve sonunu bilmediğimiz uzayda yüzercesine yol alırken, kendisini oluşturan parçalar dağılmasınlar diye onları tutan nedir? İşte bizler bütün bunları bilmiyoruz. Bu konuda söylenenler, değişme ve çürütülme olasılığı olan sadece birer varsayımdan ibarettir. Bu görüşlerin ne değişmezliği ve ne de söylenmiş son söz almaları söz konusudur. Ancak her şeyin arkasından kesin olarak bildiğimiz bir şey varsa o da, bu akıllara durgunluk veren yapıyı Yüce Allah'ın kudret elinin tutuyor olmasıdır. Gökleri ve yer yuvarlağını dengede tutarak yörüngelerinden çıkmalarını önleyen sadece Allah'tır. Eğer onlar yörüngelerinden çıkacak olsalar onları ondan başka hiç kimse dengeye getiremez. Fatır 41, işte bilgi adına kesin olarak bildiğimiz biricik gerçek budur. Yine Yüce Allah yeryüzüne ve onun yayılmasına yemin etmektedir. Ayet metninde geçen, tahv, sözcüğü, tıpkı, dahv, gibi, yaymak, döşemek, hayata elverişli hale getirmek demektir. Bu başlı başına bir gerçektir ki, gerek insan cinsinin ve gerekse canlı olan öteki yaratıkların hayatları bu gerçeğe dayanır. Yeryüzünde Yüce Allah'ın kudret elinin yoktan var ettiği bu özellik ve uygunluklar, evet onun planlaması ve idaresi uyarınca yeryüzünü yaşamaya elverişli yapan, işte bu özellikler ve bu uygunluklardır. Anlayabildiğimiz kadarı ile, bu özelliklerden birisi aksasa veya bozulsa, ne yeryüzü yaşanabilir olma özelliğini koruyabilir ve ne de burada yaşama, bu biçimi ile sürerdi. Yeryüzünün yayılması bir başka ayette şöyle ifade olunur, ardından yeri düzenlemiştir. Soyunu ondan çıkarmış ve otlak yer meydana getirmiştir. Naziat 30, işte yeryüzünün döşenmesi bu özelliklerin ve uygunluğun en büyüğüdür. Ve bu işi üstlenen ise sadece Yüce Allah'ın kudret elidir. Burada yeryüzünün döşenmesi bu özelliklerin ve uygunluğun en büyüğüdür. Ve bu işi üstlenen ise sadece Yüce Allah'ın kudret elidir.
Burada yeryüzünün döşenmesinden söz ediliyorsa, bununla ancak ve ancak bu döşemenin gerisindeki kudret elinden söz ediliyor demektir. Ve insan kalbi ibret alması ve öğüt elde etmesi için böylesi bir dokunuşla ele alınıyor ve ona dokunuluyor. Şimdi bu yeminin devamında evrene, evrenin tablolarına ve dış görüntülerine bağlı olarak insan yaratılışına ait en büyük gerçek geliyor. Bu gerçek, birbirine bağlı ve birbiriyle uyumlu olan şu varlık alemindeki en büyük mucizelerden birisidir. 7 kişiye ve onu şekillendirene. 8 sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene andolsun ki. 9 kendini arıtan saadete ermiştir. 10 kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır. Bu 4 ayet, buna ek olarak daha önce geçen Beled suresinin, biz ona eğri ve doğru iki yol gösterdik, Beled 10, ayeti ve İnsan suresinin, ve gerçekten biz ona yolunu gösterdik. O ya şükredicidir ya inkar edicidir. İnsan 3, ayeti, İslam'ın, insan psikolojisinin temelini oluşturur. Bu ayet insanın karakterinin ve mizacının çift yönlülüğünü ifade eden ayetlerin hem tamamlayıcısı ve hem de o ayetlerle ilgisi olan bir ayettir. Söz gelimi bu ayetlerden birisi Sed suresinin, Rabbin meleklere demişti ki, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu biçimlendirip ona ruhumdan üflediğim zaman, derhal secde edin. Meleklerin hepsi birden secde ettiler. Sed 71 ila 73, öte yandan bu ayet kişisel sorumluluğu ifade eden ayetlerle de ilişkilidir ve onlara da tamamlamaktadır. Nitekim Yüce Allah, Müddessir suresinde, her nefis kazandığı ile tutukludur. Müddessir 38 buyurur. Ayrıca bu ayet Yüce Allah'ın insana yönelik olarak yaptıklarını, o insanın davranışlarına göre ayarladığını ifade eden ayetlerin de tamamlayıcısı gibidir ve onlarla ilgisi vardır. Nitekim Yüce Allah, Ra'd suresinde şöyle buyurur, herhangi bir toplum tutumunu değiştirmedikçe Allah onun konumunu değiştirmez. Ret 11. Bu ve benzeri ayetlerden İslam'ın insana bakışı bütün çizgileriyle ortaya çıkıyor. Buna göre insan denen şu yaratık, çift yönlü bir mizaçta, çift yönlü yetenekte ve çift yönlü eğilimde yaratılmıştır. Biz, çift yönlü, deyimi ile insanın yaratılış gerçeğini ifade etmek istiyoruz. Şöyle ki insan ilahi soluk ile bir çamur parçasından yaratılmıştır. Bu gerçek bize insan yapısının çift yönlülüğünü yani hem iyiliğe hem kötülüğe, hem doğruluğa hem de sapıklığa meyal olduğunu göstermektedir. İnsan neyin iyilik ve neyin kötülük olduğunu ayırabilir. Nitekim yine insan kendini iyiliğe de kötülüğe de aynı oranda yöneltebilir. Bu güç, onun benliğinin özünde gizlidir. Kur'an-ı Kerim bu gücü, zaman zaman, ilham, sözcüğü ile ifade eder. Kişiye ve onu şekillendirene, sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene andolsun. Bazen de bu gücü Kur'an, hidayet, doğru yolu bulma, sözcüğü ile ifade eder. Biz ona eğri ve doğru iki yol gösterdik. Beled 10, kısacası bu güç insanın özünde, yetenek, şeklinde gizlidir. Kutsal mesajlar, yönlendirmeler ve dış etkenler bu yetenekleri uyarmaktan, bilemekten öteye gidemez. Bunlar ancak ve ancak bu yetenekleri şu veya bu yöne yönlendirme fonksiyonunu üstlenebilirler. Ancak hiçbir zaman bu yetenekleri yoktan var edemezler. Çünkü onlar, doğuştan yaratılmışlardır, insanın tineti şeklinde içine yer etmiştir. Ve ona gizlice ilham edilmiştir. Bir de insanın benliğinde gizli olan ve doğuştan gelme yeteneklerinin yanında sağduyu vardır ki, bu güç insanın benliğinde onu yönlendirir. İşte insan bu güce göre sorumluluk taşır. Kim bunu kendini arıtıp temizlemede, kendisindeki yeteneklerini geliştirmede kullanırsa, o kişi kurtuluşa ermiştir. Kim de bunu karartır, köreltir ve cılızlaştırırsa, ziyana uğramıştır. Kendini arıtan saadete ermiştir, kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır. Öyleyse insana, seçmeyi ve yönlendirmeyi sağlayan sağduyunun bahşedilmesinin bir sonucu olarak sorumluluk yüklenecektir.
yönlendirmeyi sağlayan, dedik, bununla insanın doğuştan gelen ve hem iyilik alanında hem de kötülük alanında aynı derecede gelişmeye uygun olan yeteneklerin yönlendirmesini sağlayan güçtür demek istiyoruz. O halde bu öyle bir güçtür ki karşılığında sorumluluk vardır, karşılığında yükümlülükler vardır ve karşılığında özveri vardır. Yüce Allah insanlara acıdığı için, onları ne fıtratlarına kazınmış yeteneklerine ve ne de hareketlerine hakim olan sağduyu gücüne bırakmıştır, aksine insanoğluna, ince ve değişmez ölçüler veren, imanın ilhamlarını gerek ruhunda gerek vücudunda ve gerekse kendini saran çevresinde bulunan, doğru yolun delillerini gözlerinin önüne seren, azgın arzuların kışkırtıcılığını önünden kaldırıp hakkı gerçek biçimi ile görmesini sağlayan, kutsal mesajlarla ile onu desteklemiştir. Böylece insanoğlunun önünde yol hiçbir kuşku ve karanlığa yer kalmadan apaçık olarak belirir. Ve işte o zaman sağduyu kendi seçtiği ve üzerinde yürüdüğü yönün gerçek niteliğini bilerek ve kavrayarak hareket eder. İşte bunların tümü Yüce Allah'ın insanoğlu için istedikleridir. Bunların çerçevesinde gerçekleşen şeylerin tümü Yüce Allah'ın dilemesi ve genel planlaması uyarınca gerçekleşmiş demektir. Olabildiğince kısa olarak ifade edilen bu değerlendirmeden eğitim alanında yönlendirmeye dair değerli birçok gerçekler çıkar. Bu gerçeklerden birincisi insan denen şu varlığın değerinin yükseltilmesidir. Çünkü insan yöneldiği yönün sorumluluğunu yüklenmeye uygun duruma getirilmiştir. Ve kendisine seçme ve tercih etme özgürlüğü verilmiştir. Bu özgürlük insana, tercihinde ve seçiminde söz konusu özgürlüğün verilmesini dileyen kutsal dileme çerçevesinde verilmiştir. Şu halde, özgürlük ve sorumluluk insan denen şu yaratığa şerefli bir yer sağlar. Ve bu iki özellik, şu varlık aleminde Yüce Allah'ın ruhundan üflediği ve kudret eli ile biçimlendirdiği, dünyada birçok yaratıktan daha üstün kıldığı şu insana uygun yüce bir mertebe sağlar. Bu gerçeklerden ikincisi, insan denen şu yaratığa gelecek sorumluluğun yüklenmesi ve daha önce değindiğimiz gibi kutsal dileme çerçevesinde kendi işinin kendi eline verilmesidir. Bunun sonucu olarak insanın duygularında uyanma sağlanır. Çekinme ve takva duygusu meydana gelir. Ve insanoğlu bilir ki, Yüce Allah'ın kendisi hakkındaki kaderi, planlaması, bizzat kendisinin davranışlarına göre gerçekleşir. Herhangi bir toplum, tutumunu değiştirmedikçe, Allah onun konumunu değiştirmez. Ret 11, bu ağır bir sorumluluktur. Bunu yüklenen kişi dikkatsizlik edemez ve dalgınlığa düşemez. Söz konusu gerçeklerden üçüncüsü, insana değişmeyen kutsal ölçülere sürekli olarak başvurma ihtiyacını hissettirmesidir. Bundan hedefi ise, insanın arzularının kendisini yanılıp saptırmadığının ve ihtiraslarının kendisini felakete sürüklemediğinin ve arzularını tanrılaştıranlara Yüce Allah'ın belirlediği akıbete kendisinin layık olmadığının kesin inancı içinde olmasıdır. Ve insanoğlu böylelikle Yüce Allah'a yakın olur. Onun doğru yolu göstermesi ile doğruyu bulur. Yolun karanlıklarından onun verdiği ışık ile aydınlanır. Şu halde, insanoğlunun nefsin temizlenmesi ve arındırılması çabasında ulaşabileceği yüksekliğin sonu yoktur. Evet, insan Yüce Allah'ın coşkun nurunda yıkanırken ve çevresinde fışkıran varlık kaynaklarının selinde temizlenip arınırken ulaşabileceği yüksekliğin sonu yoktur. Bütün bunlardan sonra Yüce Allah, nefsini saptıran doğru yolu bulmasına engel olan ve onu kirleten kimsenin başına gelecek zarara ve kötü akıbete örnek sergiliyor. Bu örnek Semud kavminin başına gelen ilahi gazap, kızgınlık, ceza ve helakta canlanmaktadır. 11 Semud kavmi azgınlığı yüzünden hakkı yalanladı. 12 içinden azgını ileri atılınca, 13 Allah'ın elçisi onlara, Allah'ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın, dedi. 14 onu yalanladılar, deveyi kestiler. Rableri de, günahları yüzünden azabı başlarına geçirdi, orayı dümdüz etti. 15 Allah bu işin sonundan korkmaz. Semud kavminin ve peygamberleri Salih, A.S.'ın hikayesi Kur'an'da birçok yerde geçer.
Biz de tefsirimizde bu kavimden söz edildiği her yerde bu konuya değindik. Bu yerlerin en yakını bu cüzde, yer alan Fecr suresidir. Hikayenin ayrıntılarını öğrenmek isteyen oraya başvurabilir. Burada ise, Yüce Allah, Semud kavminin azgınlığı yüzünden peygamberlerini yalanladıklarını ve yalanlamanın nedeninin sadece azgınlık olduğunu belirtiyor. Bu azgınlık ise onların en sapıklarının ileri atılması şeklinde somutlaştırılmaktadır. Çünkü Yüce Allah'ın devesini kesen, o ileri atılandır. Tüm Semud kavmi içinde işlemiş olduğu suç yüzünden en azılı ve uğursuz olanı da o idi. Oysa Yüce Allah'ın peygamberi, bu hareketi yapmadan önce onları uyarmış ve onlara, sakın Allah'ın devesine el sürmeyiniz. Sakın bir gün size bir gün deveye ayırmış olduğu suyun bölüşüm düzenini çiğnemeyiniz, demişti. Çünkü onlar peygamberden bir mucize isteyince kendilerine bunu şart koşmuş ve bu dişi deveyi bir mucize olarak vermişti. Kuşkusuz bu devenin özel bir durumu vardı. Ancak biz bunun ayrıntılarına girmeyeceğiz. Çünkü Yüce Allah bu konuda bize daha fazla bilgi vermemektedir. İşte bunun üzerine onlar peygamberlerini yalanlamışlar ve deveyi kesmişlerdi. Deveyi kesen ise işte en azgınlarıydı. Ancak ne var ki hepsi sorumlu tutuldular ve dişi deveyi tümü birden kesmiş kabul edildiler. Aslında onlar o azgının elini tutup da deveyi ortaklaşa kesmemişlerdi fakat onun yapmasına göz yummuşlardı. Bu, dünya hayatında, sosyal sorumluluğu ortaklaşa yüklenme konusundaki İslam'ın temel prensiplerinden birisidir. Ancak bu prensip ahirette verilecek cezalarda kişisel sorumluluk ilkesi ile çelişmez. Çünkü hiçbir kimse başkasının günahını yüklenmez. Üstelik, karşılığı olarak nasihat etmeyi, dayanışmayı ve iyiliğe teşvik etmeyi ihmal etmek, azgınlık ve kötülük edenlere engel olmamak da günahtır. Ve işte o anda kudret eli harekete geçiyor ve büyük bir darbe ile kıskıvrak yakalıyor. Rabbileri de günahları yüzünden azabı başlarına geçirdi. Orayı dümdüz etti. Ayet metninde geçen, demdeme, gazap ve arkasından gelenlerin ibret alacağı biçimde cezalandırmak ve kıskıvrak yakalamak demektir. Kelimenin söylenişi bile, gerisinde nelerin olduğunu çağrıştırmakta ve ses tonu ile anlamını canlandırmakta neredeyse korkunç ve dehşetli bir tablo çizmektedir. Yüce Allah onların yaşadıkları yerleri dümdüz etmiş altını üstüne getirmişti. Bu, sert ve şiddetli felaketin canlandığı bir tablodur. Yüce Allah, bu işin sonundan korkmaz. Kimden korksun? Niçin korksun? Niye korksun? Ayetin bu ifadesiyle, sonuç olarak kendisinden çıkan anlam kastedilmektedir. Yaptığının sonucundan korkmayan kişi eğer kıskıvrak yakalayacak olursa, adam akıllı sımsıkı yakalar. Nitekim Allah'ın sımsıkı yakalaması böyle olmuştur. Rabbinin kıskıvrak yakalaması şiddetlidir. Bu etki, ilhamı ve çağrışımı gönüllere işlemesi hedeflenen bir etkidir. Böylece insan nefsinin gerçekleri bu büyük varlık aleminin gerçekleri ve değişmez tabloları ile birbirine bağlanıyor. Ayrıca bunların ikisi de, Yüce Allah'ın yalanlayanları ve azgınları yakalamak ve helak edişteki kanununa bağlanıyor. Bu helak ediş, her şeye bir süre belirleyen, her olaya bir oluş zamanına, her işi bir hedefe bağlayan hikmet sahibini takdiri dahilinde oluyor. O hem ruhların, hem kainatın ve hem de kaderin Rabbidir.